Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Günün hangi saatinde ya da her nerede birbirimize denk geldiysek hiç fark etmeksizin benim videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Abone olan, olmayan herkese ama herkese benim videolarım geçerlidir. Yapmış olduğum açılımları zamansız bir zamana niyet alarak yaptığımı, hangi tarihte karşınıza denk gelirse gelsin gönül rahatlığıyla izleyebileceğinizi bilmenizi istiyorum. Uzun zamandır bu diyalogları kurmadığım için şimdi söyleme gereği duydum. Aramıza daha doğrusu yeni katılanlarınız varsa benim videolarımı biliyorsunuz hani koşulsuz şartsız istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Şey gibi oldu, amme hizmeti gibi oldu ama olsun. Benim amacım burada ne kadar insana ulaşabilirsem, ne kadar insanın ruhuna dokunabilirsek, şifa olabilirsek sonsuz sınırsız şükürler olsun. O yüzden hani zaten beğenileriniz, yorumlarınız, birbirinden güzel yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Başsağlığı dilekleriniz için apayrı teşekkür ederim. Varlığınıza sonsuz sınırsız şükürler olsun. Bizi bir araya getiren Yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun. Şimdi 13 itibariyle artık Venüs'ün gölge tarafından, daha doğrusu o yanık pozisyonundan giderek uzaklaşmaya başladığı bir dönem, bir süreç ama bu bizim ilişkilerle alakalı ya da parayla alakalı konularda biraz daha şu anda gündemimizde farkındaysanız parayla alakalı konular var. İşte nereye ne harcama yapıyorum, işte ne kadar para ihtiyacım var vesaire gibi konuların beynimizi meşgul ettiği. Aynı zamanda ilişkilerle alakalı konularda ki genel itibariyle dişil enerjiler, kendinize şöyle bir dönün bakın. Belki de takıntı saplantı haline getirdiğiniz ilişkilerde bile istemsizce şu andaki sürecinizde duygularınızın şartelini kapatmış, tamamen mantık çerçevesinde kararlar aldığınız bir zaman diliminden geçtiğinizi gösteriyor. Biraz daha mantığımızın ön planda olduğunu, bitiremediğimiz ya da bitirmeyi düşünemediğimiz bile ilişkilerde vazgeçme enerjisi içerisine girmiş olabileceğimizi gösterir. İlişkilerle alakalı konuları takıntı saplantı haline getirmiş olabilirsiniz. Burada biraz daha dişil enerjinin kendi takıntılarıyla, kendi saplantılarıyla yüzleşmeler yaşamış olabilir. Geçtiğimiz günlerde yaşadığınız olayları biraz daha hani büyütmüş, abartmış olabilir ama bu süreçleri mümkün olduğunca arkanızda geride bırakma çabası içerisinde olduğunuz bir zaman dilimi olduğunu işaret ediyor. Diğer taraftan dişil enerjilerin maddiyatla alakalı, parayla alakalı konularda beklemediğiniz yerlerden gelebilecek olan yardımlar, destekler olabileceğini ve şifalanabileceğinizi gösterir. Yani bir şekilde hani şey gibi bir imaj aslında, hani Rabbim bir kapıyı kapatıp başka bir kapı açabiliyor gibi düşünebilirsiniz. Sağlıkla alakalı konularda, özellikle güzellikle alakalı yapılacak olan işlemlerde hani güzel sonuçlar alınabilir ama estetikli operasyonlardan yine de uzak kalınması gereken bir zaman dilimi. Daha çok sağlık giderleriyle alakalı konular, sağlığınızla alakalı, özellikle de kadın doktorlarla alakalı konularda çok olumlu sonuçlar, neticeler alabileceğimizi gösterir. Bu zaman dilimi içerisinde sadece şununla alakalı bir handikap var. Eğer bir bağımlılığınız var ise bu konuda şifalanamama veya bu konuda şifayı reddetmekle alakalı konular biraz daha fazla gündemimizde. Hani şifalandırmak istemeyebiliriz bu konuları. Ama dişil enerjiler bu konuda biraz daha daha mantıklı, daha aklı selim kararlar alma eğilim içerisinde davranacaklar gibi görünüyor. Bu 1-2 gün bununla alakalı konular gündemimizde olacak. Diğer taraftan şu andaki sürecimizde hali hazırda eğer hayatınızda bir flörtünüz var ise bunu koruma, kollama, sahip çıkma dürtüsüyle hareket edersiniz. Bunu içgüdüsel olarak istemsizce yaparsınız. Ama önümüzdeki günler itibariyle Eros'un burç değiştirerek Aslan burcuna geçmesiyle beraber flört ettiğimiz konular, alanlar değişmeye başlayacak. Flört yaşadığımız konular, alanlar değişmeye başlayacak. Hele ki bir Temmuz ayı geliyor ki Allah'ım Allah'ım diyorum. Dün akşamki videomda da değindim. Şöyle özetleyeyim size. Sosyal medya üzerinden o kadar fazla insanlar, birbirlerine yürüyenler, efendime söyleyeyim, bunları eleştireceğiz, konuşacağız. Çok fazla sosyal medya aracılığıyla yaşanan flörtler çok fazla gündemimizde olacak. Birbirine yürüyenlerin sayısını tahmin dahi edemezsiniz.
Ama bu durumları böyle bir en ince ayrıntısına kadar irdeleyip, sorgulayıp, analiz edip biraz daha mükemmeliyetçi davranabileceğimiz, her gelen flörtü kabul etmeyeceğimiz bir zaman dilimine doğru adım adım ilerletiyor bizi. Ama Eros'un Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber önümüzdeki zaman dilimi bizlere hani hakikaten böyle bir nasıl desem size, görseli yüksek kişilere çekileceğimiz, işte burada yakışıklılık arayabilirsiniz, görsel arayabilirsiniz, biraz daha hani ünlülerin hayatlarında, ünlülerin hayatıyla alakalı yaşamış olduğu flörtlerle alakalı konular çok fazla gündem olabilir. Daha çok işte hayatınızda bunları hangi alanlarınızdan yaşayacaksanız bu tür konular, bu tür mevzular çok fazla gündeminizde olacak gibi görünüyor. Burada şu konuda şöyle bir ayrım yapabilirim. Şimdi eril enerji, yani bir aslan erkeğiyseniz bu süre zarfı içerisinde evet etrafınızda, çevrenizde size karşı çok fazla flörtöz anlamda yakınlaşanlar olabilir. Ama bunun haricinde sizin çok fazla flörtöz olacağınız, flört enerjisi içerisinde olacağınız bir zaman dilimi olacağını gösterir. Dişil enerjiler, güneş aslan kadınları bu süre zarfı içerisinde etrafınızda, çevrenizde sizinle flört etmeye çalışan çok fazla kişi olabileceğini, fakat bu gelen flörtleri beğenmeme olasılığınızın yüksek olabileceğini gösterir. Diğer taraftan eğer yükseleniniz aslan ise bu süre zarfı içerisinde evet sizler de yapı itibariyle biraz flörtöz bir tavır sergileme olasılığı söz konusu olabilir. Ama bunun yanı sıra etrafınızda, çevrenizde tahmin edebileceğinizden çok daha fazla flörtle alakalı konuların gündem olabileceğini, size yakınlaşanların hep böyle bir flörtöz anlamda yakınlaşma olasılığı söz konusu olabileceğini gösteriyor. Ancak sizler çok fazla flörtöz olabilirsiniz. Flörtle alakalı konular çok fazla gündeminizde olabilir. Böyle bir zaman diliminden geçeceğe benziyorsunuz. Ancak burada bu flört ettiğiniz kişilere dikkatli, temkin olmanızda fayda var. Çünkü burada baştan çok tatlış tatlış başlayan bir flört, akabinde haksızlıklara maruz kalmanıza, yaşadığınız flört yüzünden gözyaşı dökme eğilim içerisine girme olasılığınızın söz konusu olabileceğini gösteriyor. Diğer bir yani madalyonun diğer yüzü diyelim, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda birileriyle flört yaşadınız diyelim ve bu yaşadığınız flörtle alakalı da beklenmedik durumlar deneyimlediniz, beklenmedik durumlar yaşadınız diyelim. Burada roller değişecek demektir. Burada da sizin yerinize karşı tarafın bir gözyaşı dökme olasılığının söz konusu olabileceğini gösteriyor. Size yaşatılmış olan haksızlıklar burada karşı tarafında aynı benzer durumlardan, süreçlerden geçme olasılığının söz konusu olabileceğini gösteriyor. Yani en basit tabirle ilahi adaletin tecelli ettiği bir zaman dilimi yaşayacağımızı işaret ediyor. Gelelim bu zaman dilimiyle beraber özellikle de 13 itibariyle, 13 Haziran itibariyle ayın Juno ile kavuşum sağlaması, eş figürü, ortaklı gündemler, birliktelikle alakalı konular, birlikteliğin annesi olabilir, ortağınızın annesi olabilir, eşinizin annesi olabilir. Bunlarla alakalı konular gündem olacak gibi görünüyor. Fakat burada biraz daha Jüpiter'den almış olduğu açıdan kaynaklı olarak burada bazı olaylar büyütülebilir, abartılabilir. Onlardan yana pek şanslı olmayacağımız bir zaman dilimi olabileceğini, karmalarımızla yüzleşebileceğimiz bir süreçten geçebileceğimizi ifade ediyor. Yani burada biraz göz, kalple alakalı, tansiyonla alakalı bir anda tansiyonun yükselmesi, bir anda konuşmaların, olayların yükselmesiyle alakalı konuların gündem olabileceğini işaret ediyor. O yüzden mümkün olduğunca eğer burada hani eşinizin, misal veriyorum, kayınvalidenizin yanına gitmek zorundasınızdır. Bir anda tahmin etmediğiniz kadar olaylar büyüyebilir. Konuşmalar bir anda olmadık boyutlara ulaşabilir. Bu tür konulara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Diğer taraftan buradaki sürecimizde hemen şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Özellikle Palas'ın almış olduğu açılardan kaynaklı olarak stratejik aklımızı, zihnimizi kullanamadığımız bir süreç var. Bir, strateji yapmak istemeyeceğiz demektir. Stratejik gitmek istemeyeceğiz demektir. İkincisi, yaptığımız stratejilerden yana aslında hata yapılan bir strateji olduğunu gösterir. Eğer bir şeyle alakalı bir karar verdiyseniz ya da bir şeyle alakalı bir
çok amiyane bir tabiri kullanacağım. Eğer bir şeyle alakalı kafa patlatıyorsanız bu konuları bir kez daha gözden geçirmenizde fayda var. Uranüs'te almış olduğu açıdan kaynaklı olarak burada aklımızı, zihnimizi aslında sağlıklı saatte kullanamadığımız anlamına geliyor. O yüzden bir taraftan aklımızda, zihnimizde kurduklarımız var. Bir taraftan da gerçek olan stratejik durum var. Yani hayalini kurduğunuz ya da tezahür ettikleriniz, olabilecekleri düşündüğünüz konularla alakalı gerçekliklerin birbiriyle örtüşmeme olasılığını beraberinde getiriyor. Yani burada hatalı olan bir durumdan bahsediyoruz. Diğer taraftan şöyle hemen bir hızlı şekilde bakıyorum. En çok da burada zaten şifalanmayla alakalı konuların çok aktif olabileceğini, fakat yaşanılan cinsellikler, flörtle alakalı konular, bunlarla alakalı hastalıklara çok maruz kalabileceğimiz bir zaman dilimi. Kimlerle birliktelik yaşadığınıza dikkatli, temkinli olmanızda fayda var. Özellikle zaten bu birkaç gün boyunca da alerjik reaksiyonlar dediğim gibi hani fazla olabilir. Hani manikür pedikür yaptırdığınız yerlere bile dikkatli olmanızı, temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Yani mikrop kapma olasılığı var, alerjik reaksiyonlar verme olasılığı var. Bu tür konuları lütfen ama lütfen göz önünde bulundurun. Göz önünde bulundurarak hareket edin demek istiyorum. Öte taraftan şöyle hemen bir hızlıca bakıyorum. Artık Merkür'ün Pandora'dan giderek ayrılmaya başladığı açı, buradaki sürecimizde zaten konuşmalarımız esnasında aslında şanslı konuşmaları da beraberinde getiriyor. Yapacağınız konuşmalardan, anlaşmalardan yana güzel sonuçlar, güzel neticeler alınabileceğini gösterir. Ki önümüzdeki bir 4 günlük süre zarfı içerisinde şifalandırma için konuşmaların çok fazla olabileceğini gösterir. Şifayı binaen konuşacağız. Doktorlarla alakalı konular gündeme olabilir. Şifa arayışı içerisinde olacağımız bir zaman dilimi olacağını gösterir. Burada mümkün olduğunca konuşarak ikna etme çok güzel sonuç netice alacaktır. Bunu da zaten dün akşamki videomda da değinmiştim. Ama burada Hayca'dan, Şiron'dan alacağı açıyla beraber diyelim ki velev ki geçtiğimiz günlerde yara verici konuşmalar sergilediniz. Ya da konuşmalar esnasında yara aldığınız durumlar yaşadınız. Dil yarası aldığınız durumlar. Bunlarla alakalı size bu dil yarasını veren kişiler size kendisini affettirme çabası içerisinde olacak demektir. Vermiş olduğu yarayı şifalandırma dürtüsüyle hareket edecek demektir. Eğer söylenilen bir yalan varsa bunun için kendisini affettirme çabası içerisinde olması gerekiyor. Ama diyelim ki bunu yapmadılar. Geçmiş olsun. Çünkü bu sürecin karmasını çok daha ağır şekilde karşılığını alma olasılıkları var. O yüzden geçireceğimiz bu süreç, eğer böyle bir şey sizler yaşattıysanız şifalandırmak için, eğer hata sizdeyse, gerçekten karşı tarafa konuşmalarınızda yara verecek konuşmalar sergilediyseniz burada şifalandırmak adına girişimlerde bulunma olasılığı söz konusu. Eğer bunu yapmadıysanız, yani yara verici konuşmalar sergilemediyseniz fakat karşı tarafın konuşmalarından yara aldıysanız burada bekleyin derim. Çünkü buradaki sürecimiz o karmalarıyla kendi hayatlarında yüzleşme olasılığı var. Yani bir başkası karşı tarafa çok daha ağır konuşmalar sergileme olasılığı söz konusu olabilir. Çok daha ağır konuşabilir. Ağır hitamlarda bulunabilirler. Böyle bir dönemimiz, böyle bir sürecimiz gerçekleşecek gibi görünüyor. Bunun yanı sıra aşkla alakalı konulardan, mevzulardan bir kaçma, uzaklaşma eğilim içerisine girebileceğiz. Bu biraz daha Temmuz'a sarkacak gibi görünüyor ama özellikle eril enerjiler aşkla alakalı konulardan kaçma eğilim içerisine girecekler. Yapmaları gerekenlerden kaçma eğilim içine girecekler. Ani beklenmedik işte aşkla alakalı yaşanabilecek olan krizler, aşkın peşinde koşmaları gerekirken tam tersine aşktan kaçmaya çalışacaklar. Kendilerine bile şaşırabilirler. Flörtle alakalı konulardan kaçma eğilim içerisinde olabiliriz. Yani bu süreç biraz daha ilişkilerle alakalı konularda ciddi anlamda çok büyük sınanmalardan geçme olasılığımızı gösteriyor. Akabinde zaten hani burada kopanlar, ayrılık yaşayanlar,
hemen peşine sosyal medyadan dedim ya hani çok fazla flörtler yaşanabilir diye. Burada boşlukta kalan herkes bu sefer birbirine yazmaya başlayacak demektir. Önümüzdeki zaman dilimi bize böyle bir döngü süreci de beraberinde getiriyor. Gelelim şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Bir kere eril enerjiler şu andaki süreçlerinde hiçbir şekilde öğüt, nasihat vesaire hiçbir şekilde dinlemiyor. Ve Mars'ın almış olduğu açılar gerçekten çok zorlu açılar. Yani iyicil bir şekilde açı aldığı bir durum yok gibi görünüyor. Öyle özetleyeyim sizlere. Yani buradaki eril enerjiler çok inatçı davranacaklar gibi görünüyor. Yani duruşlarında, hareketlerinde, eylemlerinde, isteklerinde, taleplerinde yani tuttuğunu kopartan bir ruh haliyle davranacaklar demektir. Bu sebepten kaynaklı olarak da hani inatçı yapılarıyla harekette, eylemde bulunma olasılıkları çok çok yüksek gibi görünüyor. Bu süre zarfında bir de bağlılık, bağımlılıkla alakalı konularda derin yaralar alma, zarar görme. Burada eğer şayet bir bağlılığınız, bağımlılığınız var ise bundan yana yara aldığınız, zarar gördüğünüz durumlar yaşanabilir. Bununla alakalı baskınlar yapılmış olabilir. Daha da yapılmaya devam edilecek gibi görünüyor. Yakalananlar çok fazla olmuş olabilir. Bu süre zarfında onları zorunlu olarak nasıl desem hani amatemi falan yönlendiriyorlar ya, zorunlu olarak işte tedaviye zorunlu koşabilirler. Ama bu süreçte büyük olasılıkla birçok kişinin yakalanmış olma, baskınların yapılmış olma olasılığı var. Eğer sizlerin böyle bir durumunuz, süreciniz varsa mümkün olduğunca bırakmanızı ve bununla alakalı bir tedavi arayışı içerisinde olmanızı tavsiye ediyorum. Bu süreçler biraz zorlu geçebilir sizler için. Diğer taraftan bu sadece hani şeyle alakalı da değil. Yani burada bir sigara bağımlılığınız vardır. Bununla alakalı ben yok bu durumu atlatamıyorum, yok bunu şifalandıramıyorum, bırakamıyorum diye düşünüyorsanız kendinize biraz zaman verin. Evet hani burada bırakmak gerçekten çok zor olacaktır. Ama netice itibariyle imkansız kesinlikle değil. Bu ileriki süreçlerde hatta bunun gitgellerini yaşayacaksınız. Hani bıraksam mı, bırakmasam mı? Bırakabilir miyim, bırakamaz mıyım? Bunların çok fazla gitgellerini yaşayacağımız bir zaman dilimine doğru da adım atacağız gibi görünüyor. Şimdi hemen şöyle Arap noktalarına döneceğim. Çünkü burada bazı ayrıntılar benim çok dikkatimi çekti. Arap noktalarında şöyle bir süreç var. Bu zaman dilimi içerisinde özellikle kaybettiklerimiz konusunda çok fazla dedikodu yapacağız gibi görünüyor. Neleri kaybettiyseniz, dedikodular yüzünden, kıskançlıklar yüzünden, üçüncü kişiler yüzünden, işte yüzünüze karşı güler yüz davranıp arkanızdan işler çeviren kişiler yüzünden, kaybettiğiniz konuları, mevzuları çok fazla dedikodusunu yapma eylemi içerisinde olabileceğimiz bir zaman diliminden geçeceğimizi gösteriyor. Evlilik içerisinde özellikle hani erkek çocukları annelerin yanında olmak isteyecekleri, eşleriyle birlikte anne yanında olmak isteyecekleri bir gün geneli olacağını gösteriyor. Burada biraz daha hani erkeklerin, damatların değil, erkek çocukların arı bulucu durumda kalacaklarını gösteriyor. Bilgelik ve sabır çalıştıracakları bir zaman dilimi olacağını gösterir. Daha çok bizi seyahatlerle alakalı konuların mutlu edebileceğini, biraz daha bulunduğumuz alandan kaçma, uzaklaşma eylemi içerisinde olabileceğimiz bir zaman dilimi olacağını gösterir. Mantık ve akıl. Şimdi kötü alışkanlıklarla alakalı konularda davalar söz konusuymuş. Bunlarla alakalı davaların çok fazla görünme olasılığı var. Hemen hızlı bir şekilde geçiyorum. Şöyle geçtim. İlişkilerle alakalı konularda. Evli kadın figürlerle alakalı. İşte burada evlilik içerisinde ki para mevzusu, para bölümüyle alakalı konular çok fazla gündemimize oturabilir. Özellikle 13 itibariyle, gün ortası itibariyle özellikle bu tür konuları, mevzuları bir masaya yatıracağız gibi görünüyor. Burada ağır, beklenmedik durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Velev ki şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi çok karışık anlatmış olabilirim, o yüzden değiniyorum. Allah korusun, Rabbim esirgesin. Diyelim ki bir boşanmak dilindesiniz, mal paylaşımı yapılacak fakat eşiniz bu konuda size zorluk, sıkıntı yaşatıyor. Maddi anlamda sizi kısıtlayacak hareketlerde, eylemlerde bulunabilir.
Yani size hiç beklenmedik şekilde sizin ağrınıza gidebilecek hareketler, eylemler yapabileceği anlamına gelir. Bunları gün ışığına çıkartma eylemi içerisinde olabilirsiniz. Ya da etrafınıza, çevrenize bunu izah etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Burada uğramış olduğunuz haksızlıkları dile getirme, beklenmedik durumlar, beklenmedik süreçlerle karşı karşıya kalma olasılığımızın söz konusu olabileceğini gösteriyor. Yine kadınlar arasında konuşmalar esnasında ağır, beklenmedik cümleler, kelimeler kullanılma olasılığı söz konusu. Eğer konuşmalar sergileyecekseniz, konuşmalar yapacaksanız bunları mümkün olduğunca şöyle söyleyeyim size, akşam saatlerine doğru konuşmalar yapmak çok daha verimli olacaktır. Aksi takdirde gün ortası itibariyle yaklaşık böyle bir 3'e 4'e kadar olan zaman diliminde dişil enerjiler arasındaki yapılan konuşmalar bile biraz ağır olabilir. Birbirinize istenmedik cümleler, kelimeler sarf etme eğilimi içerisinde olabilirsiniz. Mümkün olduğunca yani dişil enerjiler kendi aramızda konuşmalarımıza dikkatli olmakta fayda olduğunu söyleyebilirim. En çok zaten hani kadın evlilik noktası. Burada daha çok kadınların konuştuğu, kadınların kendi evliliklerini anlattıkları, izah ettikleri bir süreç olduğunu gösteriyor. Daha çok kendimizi izah etme ihtiyacı hissedeceğimiz bir zaman dilimi. Diyeceksiniz ki tamam, bu kadar işte evlilik içerisinde kadınlardan bu kadar bahsettik. El enerji nerede? El enerji ne yapıyor? El enerjinin ne yaptığını söyleyeyim size. El enerjinin tamamen cesareti ölmüş bitmiş durumda. Allah korusun, Rabbim esirgesin. Biraz daha öğlen saatlerine doğru bazı eril figürlerle alakalı ölüm haberleri gelebilir. Kazalardan kaynaklı olarak, hastalıklardan kaynaklı olarak Allah korusun, Rabbim esirgesin. Hani toprak vurgusunun olduğu olaylarla alakalı bazı ölüm haberleri gelebilir. Daha çok toprak kaymasıyla alakalı konuları şey yapabiliriz, gündem alabiliriz. Ama daha çok şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Eril enerjilerin cesaretlerinin tamamen yerle bir olduğu, olacağı bir zaman dilimini işaret ediyor bizlere. Belli ki burada tamamen cesaretleri kırılacak, cesaretleri yerle bir olacak. Ama buna rağmen dik bir duruş sergilemeye de, o inatçı yapılarını devam ettirdikleri için dik bir duruş sergilemeye de devam edeceklerini gösterir. Şimdi diğer taraftan başka bir bakış açısından bakacak olursak, burada tekamülümüz yolunda hiç beklenmedik şekilde kadersel planın bizlere sunabileceği yeni aşk hikayeleri başlıyor. Burada hiç beklenmedik şekilde birileriyle görüşmeye, konuşmaya başlayabilirsiniz. Bu kişilerle aranızda duygusal yakınlıklar olabilir, fakat bu kişilerle aranızda bir ego çatışmasıyla başlayabilir. İstemsizce taraflar arasında muazzam bir ego çatışmasının olabileceği bir zaman dilimini işaret ediyor. Öte taraftan burada kendimizi mümkün olduğunca hani gururumuzu toparlamaya çalıştığımız bir zaman diliminde beraberinde getiriyor. Daha çok işimize, mesleğimize adapte olacağımız bir dönem, süreç. Bazılarımız için akrabaların ziyaretleri, görev yerine getirme şeklinde bir dönemimizi, bir sürecimizi geçireceğiz. İster istemez şimdi hani artık düğün sezonu açılmış durumda. Ne yapacaksınız? Burada akrabalarınıza karşı bir sorumluluk almak, sorumluluklarınızı yerine getirmek, burada yapmanız gereken ne varsa bunlarla alakalı konuları gündeminize alacağınızı gösterir. Diğer taraftan onların mahkemelik süreçleri söz konusu olabilir. Onların bir sorumluluğunu almanız gereken durumları karşınıza getirebilir. Ya da onlara dediğim gibi hani yardımcı olmaya çalıştığınız bir zaman dilimi olabileceğini işaret ediyor. Biraz daha onlarla haşır neşir olacağımız bir dönem, bir süreç beraberinde getiriyor. Öte taraftan maddiyatla alakalı konum. Şimdi bugünün gündeminde biraz daha akşam saatlerine doğru Allah korusun, Rabbim esirgesin, ama ne yazık ki bazı firmalardan yana iflas haberleri gelebilir. Büyük servet kayıpları ile alakalı konular olabilir. Burada mafyatik kişiler arasında para yüzünden çıkabilecek olan gerilimlerin çok fazla gündem olabileceğini gösterir. Geçireceğimiz süre zarfı içerisinde. Aile içerisinde biraz daha
Yani erkek evlilik akdi içerisindeki eril figürlerin daha çok aile içerisinde olmak isteyeceği, aileyle vakit geçirmek isteyeceği bir zaman dilimi olacak. Kendi aileleriyle vakit geçirmek isteyecekleri bir zaman dilimi olacağını gösterir. Öte taraftan hastalıklarla alakalı konularda hani burada bilinmeyen ya da tespit edilemeyen bir rahatsızlığınız, bir hastalığınız varsa bunların da şeffaf bir şekilde açığa ortaya çıkabileceği bir zaman diliminden geçeceğimizi gösteriyor. Önümüzdeki süreç biraz daha bizi dediğim gibi hani evliliklerle alakalı olsun, birlikteliklerimizle alakalı olsun, parayla, maddiyatla alakalı konularda hakikaten çok sürprizli bir zaman dilimine doğru götürüyor. Bir sonraki videomda, şimdi yine videoyu çok da uzatmak istemiyorum ama bir sonraki videomda burada burç değiştirecek olan bir zaten Güneş ve Venüs kavuşumu derecesinde olacak. Bununla alakalı sizlere ayrıca bir video çekeceğim. Daha doğrusu ikisini de aynı videoda çekmeye gayret edebilirim. Eros'un Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber buradaki sürecimiz bizlere evet flörtlerle alakalı konuların alanı değişecek, yeri değişecek. Ama bunun yanı sıra da bu yaşadığımız flörtlerle alakalı uğramış olduğumuz haksızlıklar, haksızlıklara maruz kalabilme olasılığımız olabilir. Sizler farkında olmadan haksızlıkta bulunabilirsiniz. Ama bu tür konulardan gözyaşı dökme durumunun söz konusu olabileceğini gösterir. Bu bir. İkincisi, sizlere vereceğim tarihlerde ne yazık ki ama ne yazık ki yaşanılan flörtlerin akabinde hamile kalma, kürtajların çok fazla olma olasılığının söz konusu olabileceği bir zaman dilimine doğru gidiyor. Yani o bahsedeceğim tarihlerde, yarınki videomda buna değineceğim. Bahsettiğim tarihlerde lütfen ama lütfen, yani eğer böyle bir flört yaşayacaksanız da en azından korunmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada Niobe'nin enerjisinde bu durum, süreç ne yazık ki kürtaja doğru götürme olasılığı söz konusu olabilir. Bir olasılıktır. Veya işte çocuk kaybetme, işte düşükle alakalı konular gündem olabileceğini gösterir. Lütfen ama lütfen bu tür konulara dikkat edin. Hani en iyice olabilecek şekilde hani yaşadığımız flörtle alakalı gururumuza yediremediğimiz olaylardan kaynaklı olarak gözyaşı dökmek olur. Bu kadarıyla geçsin diyelim. O yüzden lütfen dediğim gibi tedbir bizden, takdir Allah'tan, olasılıklardan bahsediyoruz. Astrolojide her zaman olasılıklardan bahsederiz. Burada hani hiçbir zaman kesinlik netlik yoktur. Çünkü şundan bahsedeceğim sizlere. Hiçbir zaman astrolojide %70 deriz. Olasılıklar vesaireler, olabilecekler %70 deriz. %30'u tamamen ilahi planın getirdiğidir. O yüzden burada hani çok iddialı konuşmalar asla ama asla sergilemem. Kimse sergilememesi gerekiyor. Öyle özetleyeyim sizlere. Çünkü bu süreç daha doğrusu astroloji bize muazzam derecede evet önümüzü görmemiz konusunda çok yardımcı oluyor. Ve en azından öngörünüz olduğu zaman nasıl adımlarda, nasıl eylemlerde bulunabileceğinizi sizlere beraberinde getiriyor diyelim. Aycan Hanım yazmış, nokta atışı ruh halim demişsiniz. Elhamdülillah, katkım faydam dokunabildiyse sonsuz şükürler olsun Aycan Hanımcığım. Nefesiniz, emeğinize sağlık. Sürecimi dinledim, iyi olanları aldım, kabul ettim, oldu elhamdülillah. Konu her neyse kayıplar zordur. Seni etkilediği çok zor belli, başın sağ olsun demişsiniz. Allah ebeden razı olsun, varlığınıza sonsuz sınırsız şükürler olsun. Benden ziyade hani aile büyüklerim çok etkilendi bu durumdan. İster istemez hani onların annesi, anneyi kaybetmek çok ağırdır. Doğal olarak ben de bir evlat olarak hani annemi düşünmek zorundaydım. Binlerce kere şükürler olsun hani bir, tabii ki ölüm hepimiz için. Her zaman söylüyorum, öleceğini bilerek yaşayan biz insanoğluyuz. Bir nefes alıp bu dünyaya geliyoruz ve aldığımız o emaneti verip bu dünyadan gidiyoruz. Ve bugün bir video karşıma çıktı. O kadar da güzeldi ki eğer dünya çok temiz bir yer olsaydı, bu dünyaya geldiğimizde de gelir gelmez bizi hemen yani yıkamaya, temizlemeye çalışıyorlar. Bu dünyadan göçüp gitmeden önce de bizi yıkayıp temizliyorlar. O yüzden burada zaten hani bu dünyada mümkün olduğunca
arınmamız gereken ne varsa bunların hepsinden zaten önümüzdeki günlerde yavaş yavaş arınmaya başlayacağız gibi görünüyor. Diğer taraftan başınız sağ olsun demişsiniz. Allah sabır versin. Allah hep eder razı olsun. 8-8-8 aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim demişsiniz. Çok şükür. Allah hep eder razı olsun Gülay Hanımcığım. Aldım kabul ettim, öyle de oldu. Gelir inşallah. Geldi. Oldu. Gülgün Hanımcığım. Sanırım yok, Gülay Hanımcığım. Okuyamadım yalnız. Gözlerim kamaştı. Gülgülenay Hanımcığım. Şöyle özetleyeyim size. Eğer birisinin size gelmesini, dönmesini istiyorsanız. Mümkün olduğunca şunu yapabilirsiniz mesela. Ritüel olarak da düşünebilirsiniz. Bir olumlama çalışması olarak da düşünebilirsiniz. Bir kağıt parçasına karşı tarafın ismini yazın. Sonrasında karşısına ilk başta işte hani gelmesini hak ediyorum, gelmesi beni sevindiriyor. Misal veriyorum X kişisi, işte aklımdaki kişi, gelmesi beni çok mutlu etti. Gelmesi beni çok nasıl yazmak istiyorsanız, yani burada mümkün olduğunca önce hak edişinizi, sonra bunun size ne hissettirdiğini ve olmuş enerjisiyle yazmanızı tavsiye ederim. Sabahları 3 kere, öğlenleri 6 kere, akşamları 9 kere Tesla kuralında yazarsanız, burada zaten misal veriyorum. Ahmet'in bana yazması beni sevindirir. Ahmet'in bana yazmasını ben hak ediyorum. Ahmet'in bana yazması beni sevindirir. Ahmet bana yazdı, sonsuz sınırsız şükürler olsun gibi. Şimdi bu döngüde aynı şekilde yazarak çalışmanızı tavsiye ederim. Söz uçar yazı kalır hesabı ve bunu seslendirmenizi de tavsiye ederim. Bunu tamamladıktan sonra mümkün olduğunca buna bir 7 gün devam etmenizde fayda var. Hiç istemsizce bir anda size yazarsa şaşırmayın. Çünkü yaydığınız enerjidir asıl olan. Farkında olmadan olumsuz enerji yayıyorsunuz. O zaten aramaz. O zaten bana geri dönüş yapmaz. O zaten benim yanımda işte hani onun öyle bir inadı var ki hayatta adım atmaz diye blokaj cümleleri kullandığınız sürece yaydığınız enerjine hep olmazlar. Ama burada oldu enerjisiyle yaptığınız sürece ve bunun için şükür enerjisinde olduğunuz sürece neyle alakalı dileğiniz, duanız varsa bunu zaten çekersiniz. Rabbim, işte bin pişman olarak bana geri dönmesini sağladığın için sana sonsuz sınırsız şükürler olsun. Ben her yerden engellemiş olmama rağmen bana olmadık kanallardan, olmadık araçlardan bana ulaşmaya çalışmasını nasip ettiğin için sana sonsuz sınırsız şükürler olsun gibi. Ki bununla alakalı şöyle bir ayrıntıda bulunacağım aklıma gelmişken. Son zamanlarda bunu çok fazla duymaya başladım çünkü. Evet, çok yoğun bir zaman diliminden geçtik. Venüs'ün Satürn'ü almış olduğu açıdan kaynaklı olarak. İşte maddi anlamda sıkışık dönemler, işle alakalı yoğunluklar vesaireler, çok gereksiz bir yoğunluktan çıkmış olabilirsiniz. Şöyle bir ayrıntı vereceğim size. Bir eril enerji size, ya kusura bakmayın çok yoğundum, vaktim yoktu, yazamadım, edemedim, çizemedim diyorsa kusura bakmasın. Yani ona hemen şöyle bir uzaklaşma, hemen şöyle bir aynalama yapmanızı tavsiye ederim. Nacizane bir kardeş, bir dost tavsiyesi. 2024'te yaşıyoruz. Yeri geliyor ayıptır söylemesi, elimizde telefonla tuvalete bile gidiyoruz. Yemek yerken elimizde, işte uyurken bile yanı başımızda, yani telefonlarla artık bütünleşik yaşıyoruz biz. Tamamen internetle, sosyal medyayla vesaireyle. Bir, siz onu engellemiş olsanız bile size ulaşmak isteyen fake hesap açar, yine size ulaşır, yine ulaşır. Bu bir. Sizi aramak isteyen insan 2 saniyesini almaz. Ne yapıyorsun, çok yoğunum, aklıma geldin, bir arayayım dedim, tamam sonra konuşuruz deyip kapatmak kaç saniye? 5 saniye olsun ya. 10 saniye olsun. Ya bu kadarlık bir değeriniz her halükarda var. Bir dişil enerji olarak. Bir kere bunun farkına ve bilincine var. Orada saniyesini almayacaktır sizin verdiğiniz cevaba, sizin gönderdiğiniz mesaja cevap vermesi. Eğer sizin verdiğiniz, gönderdiğiniz mesaja cevap vermiyorsa, sizi aramıyorsa, size ilgi alaka göstermiyorsa, hak ettiğiniz değeri vermiyorsa bırakın, yol verin gitsin.
Size burada hak edişinizi yaşatan insanlara kapı açmanızı tavsiye ederim. Her şeyden önce zaten aramızdaki kimya en iyi kimya olsun. Yani burada size ayırdığınız vakte, zamana değsin. Az önce de dile getirdiğim gibi biz bu hayatı bir kez yaşıyoruz. Bir nefes alıp gelip bir nefes verip gideceğiz. Hayatımızda eğer birilerine yer vereceksek, zaman tanıyacaksak bunun bir kıymeti, bir değeri olmalı. O yüzden burada sizi hak eden insanlar sizin hayatınızda olsun derim nacizane. Bir kardeş, bir dost tavsiyesi diyelim. Canım Nermin Hanımcığım, Allah sabır versin, başınız sağ olsun. Allah ebeden razı olsun, varlığınıza sonsuz şükürler olsun Melda Hanımcığım. Anneannemi kaybettim. Hani evet yaştır vesairedir, hani bazen yaşlıların vefatıyla alakalı şey derler. Zaten hani yaşamış, görmüş, geçirmiş. Öyle olmuyor. Hani gelin bunu bir de evlatlarına sorun. Bir de kendisine sorun bakalım ölmek ister miydi diye. Bunu çokça duymuşsunuzdur. O yüzden evet ölüm hak. Ölüm hepimiz için. Ama ister istemez kalanlar bunun çok fazla ağırlığını yaşayabiliyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Allah sabır versin, başınız sağ olsun demişsiniz. Allah ebeden razı olsun. Allah ebeden razı olsun sizden de. Abone olmaya layık diye yazmış sanırım. Aldım, kabul ettim sevgiyle. Şifa olsun efendim. Sevgiyle, aşkla değişip dönüşmek üzere. Şifa olsun. Tünaydın Barbie demişsiniz. Sizleri de tünaydın. Hangi saat diliminde izliyorsanız. Olumlu olanları sevgiyle aldım, kabul ettim. Şifa olsun efendim. Hocam başınız sağ olsun. Yeni duydum demişsiniz. Allah ebeden razı olsun. İşte mesleki deformasyon. Burada ben bir şekilde çalışarak şifalanıyorum. Bunu bana vesile kılan, aracı kılan, nasip eden Rabbime sonsuz sınırsız şükürler olsun. Öncelikle başınız sağ olsun. Çok merak ettim demişsiniz. Açılımla çok uyumlandım demişsiniz. Şifa olsun efendim. Allah ebeden razı olsun. Çok teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Benden size kat ve kat daha güzel teşekkürler. Daha fazla teşekkürler. Yanımda olduğunuz için, destek olduğunuz için, varlığınız için sonsuz sınırsız şükürler olsun. O kadar güzel yorumlarınız var ki. Benim hep bir söylemim vardır. Belki ilk kez videoma denk gelenleriniz bunu bilmiyor olabilir. Benim hep bir dileğim, duam vardır. Rabbim beni gönlü güzel, ruhu güzel, enerjisi güzel, kalbi güzel insanlarla bir araya getirip buluşturup kavuşturduğun için sonsuz sınırsız şükürler olsun. O yüzden şu anda bu videonun içindeyseniz bu bir tesadüf değil, bu bir tevafuk, bu benim dualarımın karşılığı diyelim. O yüzden doğru videoda olduğunuzu söyleyebilirim. Bakalım, saygıyla, sevgiyle, günaydın, sabahlar demişsiniz. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Her şey için teşekkür ederim. Varlığınıza sonsuz şükürler olsun. Dediğim gibi bana hizmet eden en yüksek frekanslı bilgi mesajlarını sevgili aldım, kabul ettim demişsiniz. Elhamdülillah. Bugün başka bir güzelsiniz demişsiniz. Gören gözlerinizin, ruhunuzun güzelliği. Ben her zaman söylüyorum. Biz sadece aracıyız, vesileyiz. Biz sadece emaneti taşıyoruz. Ağzınıza sağlık. Güzel bir açılımda. Dişil enerjim muazzam doğru verdi kartları bu sefer demişsiniz. İnşallah eril de kartlardaki gibidir. Emin olun. Hatta kartlarda görünenin biraz daha ötesinde olabilir. Ki gökyüzü gündeminde zaten bunu destekler nitelikte. Ben içinizi ferahlatmak için söylemiyorum. Her zaman söylüyorum. Ben haritam geneli, doğruları konuşmak zorundayım. Bazen sadece hani bazı şeyleri şey yapıyor olabilirim. Görmezden gelmeye çalışıyorum bazı ayrıntıları. Söylemek istemiyorum. Dilim varmıyor. O yüzden ne olur kusura bakmayın. Ve aklımdaki kişi mevzu. Yalnız bu şöyle bir durum. Daha doğrusu YouTube'un bir yöneltmesi. Aynı benzer kalıp cümleleri kullanmamızı istiyor bizden. Bu şekilde hani bir istikrar yakalıyorsunuz YouTube'da. Ben de çok meraklı değilim devamlı aklımdaki kişi yazmaya ama en basitinde, en temelli de zaten ilişkiler söz konusu olduğu zaman hep ne yapıyoruz? Aklımızdan, zihnimizden çıkmayan kişilere gönlümüzü, ruhumuzu, yüreğimizi veriyoruz. O yüzden aklımızdaki kişi dediğimiz zaman aklımızdan bir türlü çıkartamadığımız o kişilere ithafen mecburen bu şekilde bir başlık kullanıyoruz. Yine de beğeni bıraktım size. Ben eleştirilere açık bir kadınım.
doğru eleştiriler olduğu sürece bunlar beni geliştirir. Sizler sayesinde bu zamana kadar geldiysem sizin sayenizde, sizin destekleriniz sayenizde. Allah her birinizden ebeden razı olsun. Varlığınıza sonsuz şükürler olsun. Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Şimdi diğerlerini şöyle bir sonraki videoya saklayayım. Daha fazla da uzatmayayım isterseniz. Her şey için teşekkür ediyorum. Varlığınıza her türlü nasıl şükretsem azdır, azdır. Hamdü senalar olsun. Çok incesiniz demişsiniz. Evet, soyadıma Şayan diyeyim Eren Beyciğim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdi yan masama geçiyorum ve aklımızdaki kişilere şunu sormak istiyorum. Şimdi evet, pişmanlıklarını duyduk. Evet, şu andaki süreçlerinde o çıkmazda olmuş şekillerini de gördük. Şu andaki en derin hislerinde daha fazla neler var? Ne hissediyorlar? Suçluluk hissiyatı var mı? Pişmanlık hissiyatı var mı? Size geri dönmeye dair bir hissiyatı var mı? Sizi yanında istiyor mu? Tekrar toparlamaya dair bir niyeti var mı? Nedir, ne değildir? Burada en derin hislerini şöyle bir sorgulayalım istiyorum. Hadi gelin açılımıza başlayalım artık. Ve aklımızdaki kişinin şöyle bir enerjisini, en derinlemesine bakalım isterseniz. Herkese merhabalar ve masama hoş geldiniz. Öncelikle abone olan, beğeni bırakan, yorum bırakan herkese ama herkese canlı yürekten teşekkür ediyorum. Varlığınıza sonsuz sınırsız şükürler olsun demekten de yorulmayacağım. Elhamdülillah. Yani bunu böyle bir şey gibi bilinçaltı subliminal mesaj yerleştiriyorum farkında olmadan. Ama netice itibariyle burada yaydığımız enerjidir asıl olan. Söylediklerimizdir, dillendirdiklerimizdir. O yüzden söylediklerinize, dillendirdiklerinize de bir o kadar dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ne kadar olumlu enerji yayarsanız o olumlu enerjileri hayatınıza çekebilirsiniz. Şimdi aklımızdaki kişilere odaklanıyoruz. Burada gördüğünüz herhangi bir kart, herhangi bir nesne, herhangi bir cümle aklınızdaki soru işaretlerine yanıtlar bulabilmeniz niteliğinde olacağını bilmenizi isterim. Derin bir nefes alarak başlıyorum. Şöyle bir odaklanın. Aklınızdaki kişilere odaklanın. Onların şu anda ne durumda olabileceğine odaklanın. Nasıl olmasını istiyorsanız ona odaklanabilirsiniz veya tezahür çalıştırabilirsiniz. Niyet ediyorum. İlahi plandan ve meleklerden, kartlar aracılığıyla bana en doğru, en gerçek, en net bilgilerin akmasına, en doğru sözcüklerle ve cümlelerle enerjilere aracılık edebilmeyi niyet ediyorum. Enerjiniz enerjime karışsın, ruhunuz ruhuma dost olsun. Bu açılım dinleyen, izleyen, herkese ama herkese şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Aklınızdaki kişiyle alakalı, bilinçaltı ile hisleriyle alakalı, en derin bilinçaltında, en derin hislerinde, en derin duygu düşüncelerinde. Söylemek isteyip söyleyemediği, dile getirmek isteyip getiremediği, bizden sakladığı, gizlediği, bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken her ne varsa, her şeye dair en doğru olanı görebilmeyi, en doğru cümlelerle aktarabilmeyi, enerjilere aracılık edebilmeyi niyet ediyorum. Şimdi öncelikle dişil enerjiden başlayacağım ama az sonra şu destemin enerjisini çok yoğun bir şekilde aldım. Birazdan da hislerini dile getirmek adına yardımını alacağım. Bakalım dişil enerji nasıl bir enerjide? Öfke, kızgınlık ve bu öfkenin, kızgınlığın sizin cesaretinizi, gücünüzü toplamanıza yardımcı olması. İkişer ikişer veriyor dişil enerji. Öncelikle içimdeki çocuk ve ben sana öylesine alıştık ki bizi üzmenden korkuyorum. Bilhassa ağlarsa bu çocuk, korkarım öfkemin şiddeti seni ziyadesiyle incitir diyor. Seninle bütün olmaya ziyadesiyle niyet ediyorum. Ruhun buna hazır ise dişilliğimin bereketli topraklarında ekip biçme hakkı senindir diyor. Yani burada evlat sahibi olmak isteyenler, anne olmak isteyenler,
Evet, bu konuda gücünüzü, cesaretini toparlamış olan bir dişil enerji var. Ancak buradaki eril enerjiyle yaşamış olduğunuz durumdan kaynaklı olarak, bakın, öfke ve korkarım öfkemi şiddeti seni ziyadesiyle incitir. Burada kendi içinizdeki o kız çocuğunun yer almış, zarar görmüş yanı sizi ziyadesiyle sinirlendirmiş, öfkelendirmiş ve gerilmenize sebebiyet vermiş. Hani şunu düşünüyor olabilirsiniz. Birisiyle alakalı hani şey duygusu vardır ya, ben bu insanın çocuğunu taşımak istedim, ben bu insanın işte evlatlarımın babası olmasını istedim hissiyatını aklınızdaki kişiyle yaşamışsınız. Belki gerçekten eşiniz olabilir, gerçekten bunu hissetmiş olabilirsiniz. Ancak burada size yaşatmış olduklarından kaynaklı olarak hani kendinize de kızıyor olabilirsiniz. Yani içimdeki kız çocuğunu bile hani ziyadesiyle incittiniz dediğiniz bir durum var. Peki eril enerji nasıl bir enerjide? Kartları nasıl verdiğini gördünüz mü? Üzüntü, keder, gam, özlem, hasret, bakar mısınız? Dişil enerji bir o kadar keskinken eril enerji gerçekten bulunduğu süreç içerisinde çok özlem duygusu içerisinde olduğunu, çok üzüntülü olduğunu, hasret dolu olduğunu ifade ediyor. Yani birbiriyle ne kadar bütünleşiyor farkında mısın? Çok fazla verdi. Eril enerjilerde yoğun bir enerji akışı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle son bir tane daha dedim. Bir çare haldeyim fakat seni pek enterese etmiyor galiba diyor eril enerji. Kalbimle sevdim seni, aklımla silemiyorum inan diyor. Aklından, zihninden, beyninden sizi çıkartamadığını, bu durumun onu tam anlamıyla bir çare duruma getirdiğini, fakat artık sanki bu durum dişil enerjinin umurunda değilmiş gibi bir hissiyatı var eril enerjinin. Bu durum onun daha çok üzüntü duymasına, keder duymasına, özlem ve hasret duygusunu buran buran yaşamasına sebebiyet vermiş. Peki aklımızdaki kişiler nasıl bir ruh hali içerisindeler? Nasıl bir ruh halini taşıyorlar? Yeterli bence. Gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan ve hakikatten mahrum olan ve karga metaforu der ki, kendi kötü huylarının farkında olmayan, nefsi peşinde koşan, hakikatten uzak olan ve ayın ruhu, belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar var. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir, kendini güvende hissetmeyebilirsin. Şu andaki sürecinde evet farkındaysanız nefsi peşinde koşan, gerçekten bu kendi gömülmüş olduğu karanlıktan kaynaklı aydınlığı görmek istemeyen, biraz daha kaçış enerjisinde olan bir eril enerji var. Kendi kötü huylarının, kendi yaptıklarının farkında olmayıp da nefsi peşinden koştuğu için, bakın, hakikatten uzak, hakikatten uzak. Yani gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Gerçeklerden tam anlamıyla bir kaçış enerjisinde ve buradaki sürecinde evet korku, huzursuzluk duygularını derinlemesine yaşadığını, kendisini güvende hissetmediğini ve olası süreçle alakalı tam anlamıyla bir belirsizlik yaşadığını ifade ediyor. Yani burada ona ne söylerseniz söyleyin, işte hani nefsiyle alakalı yorumlar yapsanız da belki Allah korusun Rabbim esirgesini aldatmış olabilir, kendi nefsi peşinde koşmuş olabilir, kendi talepleri, istekleri doğrultusunda zorlamış olabilir, kendi yaptıklarının farkında ve bilincinde bile değil. Peki aklımızdaki kişiler şu anda karşımızda olsaydılar, bize en derin bilinçaltından, en derin hislerinden, en derin duygu düşüncelerinden, söylemek isteyip söyleyemedikleri, dile getirmek isteyip getiremedikleri her ne varsa, gayet böyle sade bir cümle kullandırdı. Bakalım.
Bu desteğimi uzun zamandır kullanmıyorum. Özel danışmanlıklarımda kullanıyorum ama açılımlarda sanırım uzun zamandır kullanmıyordum. Ama çok yoğunlaşmaya başladı bu dönemler. Sen her zorluk yaşadığında beni kolaylaştırmak için oradayım. Ben neler yaşadım, senin sesin bile yoktu. Buradaki süreç, yani kendi yaşadığı zorluklara, kendi yaşadıklarına çok fazla odaklanmış olan bir aklımızdaki kişi var. Şimdi benden uzaktasın, bana uzaksın ama buralar hep sana ait diyor. Yani baktığı her yerde sizi gördüğünü, her anıda, her hatırada, her eşyada size dair bir şeyler bulduğunu gösterir. Son zamanlarda seni çok özlüyorum diyor aklımızdaki kişiler. Ve ait olmadığım bir toprakta kök salmaya çalıştım. Ölmedim ama ne meyve verebildim ne çiçek açtım diyor. Yani burada ait olmadığı topraklar derken bir başkasıyla görüşmüş olabilir, bir başkasıyla konuşmuş olabilir. Burada sizin yerinize bir başkasıyla yani tecrübe etmeye çalışmış olabilir. Ama hiçbir şekilde bundan verim alamadığını, tam tersine burada hani buna değer miydi deseniz değmezdi gibi bir enerjide olduğunu söylemek gerekiyor. Pekala. Enerji alanında bakalım nasıl bir enerji alanına sahipler şu anda. Aklımızdaki kişiler nasıl bir enerji alanına sahipler. Bakın ikinci çakra, dördüncü çakra. Yani sakral çakrasıyla ve kalp çakrasıyla alakalı sorunlar, sıkıntılar yaşayan bir aklımızdaki kişi var. Ki buradaki sürecinizde çok fazla enerji akışı var. Buradaki sürecinde bir kere dişil enerji çok net bir şekilde çok güçlü bir duruş sergilediğinizi gösterir. Çünkü güç meleği Aslan burcunun hani güç kartına eşdeğer bir özelliğe sahiptir. Dik bir duruş sergilediğinizi, kendinizden emin bir duruş sergilediğinizi ifade ediyor. Aynı zamanda dişil enerji takdir edilecek kadar güçlü bir duruş sergilediğini bir kez daha kanıtlamış oluyor. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekiyor olabilirsiniz. Kendi görselinizin, güzelliğinizin farkındasınız, bilincindesiniz. Özgüveninizi toparlamış durumdasınız. Ve etrafınız, çevreniz tarafından takdir edilebilecek kadar güçlü bir duruş sergilediğinizi ifade eder. Burada dişil enerjinin tam anlamıyla bir sabır çalıştırdığını, el enerjinin ise kendisini yani bir şüphe kuşku duygusunun çok fazla olduğunu gösterir. Kalp çakrası ile alakalı sıkıntı sorun yaşadığını gösterir. Kişi kalp çakrasından yana sorun yaşadığı zaman kıskançlık duygusu çok bariz şekilde hissettirir. İşte acaba nerede, acaba kimle, acaba yanında bir başkası var mı, bir başkasını hayatına dahil etmiş midir gibi korkuların, endişelerin çok fazla olduğunu, bu durumun onu artık böyle bir hastalıklı duruma konulmaya kadar getirdiğini ifade ediyor. Yani burada biraz daha cesaretsizlikten bahseder ikinci çakra. Sakral çakradan yana kişi boşluğa düştüğü zaman hani yapamam, yapamayabilirim gibi bir özgüvensizliği de beraberinde getirebilir. Kişi çok çekimserdir. Bu sebepten kaynaklı olarak da bir türlü eyleme, hamleye geçemiyor demektir. Şimdi burada dişil enerjinin kendi hayatında bir iyileşmeye, bir mutluluğa kapı açtığını, bu konuda çok güçlü bir duruş sergilerken eril enerjilerin bu sıkıntıyı, sorunu yaşamaları ve akıl iki tarafında hani eril veya dişil fark etmeksizin her iki tarafında aklınızdan, zihninizden, beyninizden, yaşadıklarınızdan dönüp dolaşıp ya aynı yerde takılı kalıyorsunuz demektir. Ya da istemsizce düşünceler dönüp dolaşıp aklınızda kişiye takılıyor demektir. Yani her şeyi irdeliyorsunuz, sorguluyorsunuz, işte evdir, işte yapılacak işlerdir vesairedir falan derken bir anda bir bakıyorsunuz aklınızda belirmiş. Bunu el enerjinin de yaşadığını gösterir. Ki netice itibariyle yollarının da dönüp dolaşıp size çıkacağını ifade ediyor. Aklımızda kişilerle diyorum ya, büyük bir değişim, dönüşüm var. Elhamdülillah bugünleri görmeyi nasip eden Rabbime sonsuz sınırsız şükürler olsun. Bu süre zarfı içerisinde aklımızda kişiler maske takıyor,
ve gerçekleri göstermiyor olabilir. Bu her iki taraf için de geçerli diyebilirim. Burada sizin en güçlü motivasyonunuz aile olmak, aile olabilmek, aile kurumunu devam ettirebilmekken ki en başında da zaten söylemiştiniz. Yani burada dişil enerji bununla alakalı gerçekten aile olmak istediğini, aile özlemi kurduğunu, bunun hayalini yaşadığını ifade ediyor. Ve şu andaki yaşamış olduklarınızdan kaynaklı olarak bu motivasyonunuzun, bu hayalinizin geride kalması, bununla alakalı sınanma yaşamış olmanız size içiniz tam anlamıyla bir yangın yeri. Ancak bunu belli etmeden maske takarak gayet güçlü bir duruş sergilemeye çalışan bir dişil enerji görüyorum. Buradaki sürecinde evet dişil enerji bütün sevgisini ortaya koymuş olarak görünürken el enerji şu andaki sürecinde nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini kestiremiyor. Karanlık düşünceler içerisinde. Dişil enerji bu güçlü duruşunu sergilemeye devam ettikçe her geçen gün giderek daha dik bir duruş sergilemeye başladıkça eril enerjiler ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini, nasıl bir yol izleyeceklerini kestiremiyorlar. Şu andaki süreçlerinde hani evet ben bu yola çıkacağım ama hangi yolu seçeceğim? Nereden ilerleyeceğim? Bu yolun sonunu bulabilir miyim? Bu yolun sonunu görebilir miyim? Ben bu çıkmazdan çıkabilir miyim? Ben ne yapacağım düşüncesinin içerisinde sıkışıp kalmış olan bir eril enerji var. Evet burada bir statüsünü değiştirmesi lazım, bir yolunu yordamını değiştirmesi lazım ki dişil enerjilerin bu konuda gerçekten yavaş yavaş artık kendi sizin almış olduğu yolu değiştirip farklı bir yolda ilerlemeye başladığını, hatta güneşli günleri görebilecek şekilde kendi yolunuzda ilerlediğiniz bir zaman dilimi. Eril enerjinin size yaşatmış olduklarından kaynaklı olarak bir minnettarlığınız var. İyi ki bana bunları yaşatmış ki ben bu gerçekleri görebilmişim. İyi ki bana bu şekilde davranmış ki ben bazı gerçekleri fark edebilmişim. Ya da evet size ikinci bağrınızı da yaşatmış olabilir. Ama burada istemsizce her ne kadar sırtınızı dönmüş olsanız da el enerjiye karşı bir minnettarlığınız var. Onun sayesinde çok büyük dersler edindim. Onun sayesinde çok büyük bir sınavdan geçtim gibi bir enerjiye de yavaş yavaş kaymaya başlamış dişil enerjiler. Pekala, hislerden bahsetmişken tabii ki alev kartlarını kullanmadan olmaz. Hislerinde şu anda ne durumda diyelim. Şey diyesim geldi. Allah'ım bugünleri de mi görecektik? Elhamdülillah. Görmeyi nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Hatta buradaki enerjinin daha iyisini yaşamanızı nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Birazdan zaten sebebini de görmüş olacaksınız. Biraz bendeki seninmeye bakar mısın? Ses tonum değişti. Bakın net bir şey olan, net olan bir şey var. Dişil enerjiler çok güçlü bir duruş sergiliyorsunuz. Bakın bu kadar güç kartı birazdan Tarot Rider'da da gelirse şaşırmayalım. Özgüven, cesaret, fiziksel ve manevi güç kontrolü ele alma ve korkularınızı yenme. Zaten en büyük korkularınızla yüzleşmişsiniz demektir. En büyük korkunuz nedir? Eril enerjiyi kaybetmek. Zaten bununla şu anda yüzleşmiş durumdasınız. Ve bu yüzleşmeye rağmen ya da bu yaşadıklarınıza rağmen gücünüzü toparladığınızı, dik bir duruş sergilediğinizi, kendinizden emin bir duruş sergilediğinizi ifade ediyor. Şöyle hemen kartları çevireyim. Öncelikle hiçbir şey göründüğü gibi değil. Her şey farklı şekilde yansıtan, olan olduğu gibi yansıtmayan bir aklımızdaki kişi var bu bir. İkincisi burada saklanan durumlar, bilinmesi istenilmeyen gerçekler ve şahsi meselelerden bahsediyor. Bir şeyleri saklıyor olabilir, bir şeyleri gizliyor olabilir. Hatta burada bir şeyleri saklamak, gizlemek adına sessizlik çalıştırdığını ifade ediyor. Kendi içine kapandığını ifade ediyor. Ketumlaştığı bir dönemden, süreçten geçiyor. Adım atmıyor olabilir, eylemi geçmiyor olabilir, yazdıklarınıza cevap vermiyor olabilir. Engelleri kaldırmıyor olabilir. Ama bu süreçte bunun daha doğrusu dişil enerjinin o güçlü duruşundan kaynaklı olduğunu da söyleyebilirim.
bir şekilde aklıyla mantığı arasında bir denge yakalamak zorunda ki sizinle zaten arasında bir ahengin olduğunu da söylüyor. Şu andaki sürecinde sadece kötü bir sonuç alabileceğine dair bir endişesi, bir kaygısı, korkusu olduğunu ifade ediyor. Yani burada ben konuşmak istesem, iletişime geçmek istesem ya kötü bir şekilde karşılık alırsam, karşılık görürsem gibi bir enerjisi var. Derindeki yaraların şifa bulması. Burada olası süreçle alakalı eril ve dişil dengesini yakalama. İç dünyanıza kulak verin, yağmur taneleri diyor. İçinizde artık hani gönülden ağlamak vardır ya. Gönülden ağladığınız konularla alakalı bir iyileşmenin de beraberinde gelebileceğini gösterir. Ve mücrimiyet kartı tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissetme ve kendine kızma diyor. Bu olası zaman diliminde eril enerjiler, dişil enerjiler, aklınızdaki kişi her kimse ciddi anlamda çok büyük bir pişmanlık yaşadığını, kendisine çok kıskan, çok yüklendiğini ifade ediyor. Burada eril enerjiler zaten kendisini affettirmesi gerektiğini farkında ve bilincinde, yaşatmış olduklarından kaynaklı, yapmış olduklarından kaynaklı olarak kendisini affettirmesi gerektiğini, bir şekilde sizin bunu hoş görebileceğinize dair bir inanca vakıf olmak istiyor. Hani ya beni affetsin ya. Hani affetse ne olur. İşte bak herkes yaşıyor bu durumu. Herkes atlatıyor. Ben bir şekilde ne yapıp edip yaşattıklarımı unutturacağım. Unutturmak istiyorum. Kendimi bir şekilde bağışlatmak istiyorum diye düşünen ve çok yoğun bir özlem duygusu, hasret duygusu yaşayan bir aklımızdaki kişi var. Özlemi çekilen ve sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek diyor. Yani sizinle tekrar bir araya gelmek, o tatsalliği tekrar yaşayabilmenin büyük bir arzusunu çekiyor diyebiliriz. Ve aşk kartı der ki gerçek aşk, gerçek sevgi, bedensel ve ruhsal güçlü duygular. Burada size karşı yaşadığı aşk duygusunun giderek yoğunlaşmaya başladığını, özlem duygusunun giderek yoğunlaşmaya başladığını, size yaşatmış olduklarından kaynaklı çok büyük bir pişmanlık var. Her ne kadar sessiz kalsalar da, hiçbir harekette, eylemde bulunmasalar da yaptıklarının her şeyin farkında ve bilincinde olan bir aklımızdaki kişi var efendim. Şükürler olsun diyoruz. Bugünleri görmeyi nasip ederler tüm sonsuz şükürler olsun. Hemen hızlı bir şekilde ya bu ne kadar kıyaslama yani inatla da ısrarla da şey yapmak istemedim ama aklımızdaki kişiler sizi başkalarıyla kıyaslıyorlar. Şimdi burada sizinle sizin ne kadar değerli, kıymetli olduğunuzun farkında, bilincine varmış olup diğer kişiler de sizde bulmuş olduğunu bulamadığını gösterir. Sizinle yakalamış olduğu kimyayı yakalayamadığını gösterir. ancak burada her seferinde, her kıyaslama yaptığında, her karşılaştırma yaptığında da hayatında çok büyük bir yıkım yaşadığını, burada sizin yerinize bir başkasını koyamadıkça hep böyle bir yıkma, bitirme, yıkma, bitirme şeklinde hayatından birilerini hep elediğini, çıkarttığını ifade ediyor. Evet, belli bir dönem flörtöz bir enerjide gezinmiş olabilir. İster istemez kendi hayatındaki yıkımın çok büyük olduğunu düşünen bir eril enerji var. Şu andaki sürecinde biraz daha bilinçli olması gerektiğini, biraz daha olgun davranması gerektiğini farkında. An ve an kartı bir şeylerin zamanı akışa bıraktığını, adım adım ilerleme eğilim içerisinde olduğunu gösteriyor. Etrafından, çevresinden destekler alıyor, yardım görüyor olabilir. Ve bu yaşadıkları muazzam derecede çok büyük bir farkındalığa varmasına sebebiyet vermiş. Ve içindeki çocuk sanki uyanmış diyebiliriz. Burada etrafından, çevresinden, dostlarından baskı görüyor. Daha doğrusu arkadaş çevresinin kendi üzerinde muazzam bir baskısı var. Ve eril enerjinin aklını, zihnini karıştıran kendi arkadaş çevresi. Hani burada birbirini doldur şey getirenler vardır ya. Lütfen yanlış anlamayın. Aa işte
sana işte kadın mı yok, sana adam mı yok, sanki başkası mı yok gibi. Veyahut işte burada arkadaş çevrenizin, dost çevrenizin size baskısından kaynaklı olarak ne düşüneceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Nasıl hareket edeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Onların yorumları, onların baskısı sizin elinizi, ayağınızı bağlamış gibi görünüyor. Yani isteseniz de adım atamıyorsunuz, eyleme geçemiyorsunuz demektir. Bir şekilde arkadaş çevrenizle vakit geçirerek, zaman geçirerek, eğlencedir, kutlamalardır vesairedir. Bu tür konularda bunların sizi şifalandıracağına dair, daha doğrusu aklımızdaki kişiyi şifalandıracağına dair bir düşüncesi var. Yani biraz tabiri caizse kafa dağıtmaya çalışıyor. Bu süreçleri biraz geride bırakmaya çalışıyor. Arkasını dönüp görmezden duymazdan gelmeye çalışıyor. Ancak burada arkadaş çevresiyle aralarında güven problemiyle alakalı konular yaşadığını ifade ediyor. Bu arkadaş çevresinden yaşamış olduğu güvensizlikler, kendi yakın arkadaşlarından yana alacağı darbeler biraz daha cesaretini toplamasına sebebiyet verecek gibi görünüyor. Yani arkadaş çevresi onu baskılıyor. Adım atma, yazma, çizme, cevap verme. İşte başkası mı yok? Başkasını pekala hayatına alabilirsin. Bak başkaları da var deseler de ve aklımızda kişiler de bu mimaride başkalarıyla tanışmaya çalışsa da hiç kimseyi sizin yerinize koyamamış gibi görünüyor. Ama negatif yönü belli ki doluşa geliyorlar. Peki aklımızdaki kişi. Şu anda güncel enerjinde ne var diye soruyoruz. Özlüyorum diyor. Ne mi hissediyorum? Özlüyorum ya. Başka açıklaması var mı diyor. Anılardan, hatıralardan çıkamıyorum. Geçmiş konular, geçmiş mevzular, birbirimize aldığımız işte hediyeler vesaireler. Ben bunları özlüyorum. O masum hallerimizi özlüyorum diyor. Şu andaki süreciyle alakalı çok ketum. Hiçbir şey belli etmiyor. Her şeyi bir saklama gizleme dürtüsüyle hareket ediyor. Evet, bunu kurnazlıkla yapıyor. Yani bunun biraz da stratejik olarak yaptığını söyleyebilirim. Burada kendi dünyasına odaklanmış gibi görünse de aslında burada sizi takipte olduğunu, her anınızı, her saniyenizi yakından takip etme çabası içerisinde davrandığını gösteriyor. Peki el enerji, dişil enerji ile alakalı ne düşünüyorsun? Dişil enerjiyle alakalı bir şey düşünemem ki, o bana sırtını döndü. Aramıza yol, mesafe, uzaklık koydu. Enerjisinde olan bir aklımızda kişi var. Burada seyahate çıkmış olan dişil enerjiler söz konusu olabilir. Farklı bir şehre gitmiş olabilirsiniz, farklı bir ülkeye gitmiş olabilirsiniz. Aynı ortamda olsanız bile o kadar sırt dönmüşsünüz ki, aranıza öyle bir mesafe koymuşsunuz ki, burada size yakınlaşmakla alakalı, evet, cesaretim var. Dişil enerji her ne kadar uzak bir mesafeye gitmiş olsa da ya da aramıza bir mesafe koymuş olsa da ben istersem onun önüne geçebilirim. Veya onun yanında olabilirim. Bu güç, kudret bende var. Ben bir imparatorum diyor. İmparator kartında çok şeydir, hırslıdır. Hedef odaklıdır. Kafasına koyduğunu yapan bir enerjidedir. Ben istediğimi alırım enerjisi var. Burada sizinle alakalı aslında düşündüğü şey şu. Sizin hak edişleriniz. Evet diyor, ben boş vizyon arayışlarında oldum. Kendime tutunacak bir dal arayışı içerisine girdim. Fakat burada kime elimi atsam hepsi boş çıktı. Şehvet arzu, tutku duygusu peşinde koştuğumun farkındayım. Toy enerjilerle hareket ettiğini, fevri davranışlarda bulunduğunu ve şu andaki sizin bu gidişinizle alakalı aslında size hak veriyor. Diyor ki ben de olsam ben de giderdim. Ama ben onun gitmesine izin vermek istemiyorum diyor el enerji. Sizin gitmenizi istemiyor yani. Peki ne hissediyorsun diye sorduğumuzda en derin hisleri nedir?
aslında destan mesajı versin istiyorum. Hisler söz konusu olduğunda çok merak ettim. Bakar mısınız? Dişil enerji netsiniz ya, keskinsiniz. Yani burada kılıcınızı kaldırdığınız, keskin tarafınızı kullandığınız bir zaman dilimi ki şu anda gökyüzünde zaten Venüs ikizlerde. Yani dişil enerjide o keskinliği gayet böyle destekler niteliğinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hem kılıç ikilisi hem tılsım ikilisi çok fazla ikilem olduğundan bahseder. Hem mantık çerçevesinde, mantığıyla duygular arasında gelgitler yaşayan, bir ileriki geri enerjilerde olan ve aradaki bozulan dengeleri nasıl yerine getirebilirim endişesinde olan bir aklımızdaki kişi var. Şimdi burada dişil enerjinin kendisini, el enerji şunu söylüyor. Şimdi evet, duygularımla mantık arasında gitgeller çalıştırıyorum. Çünkü dişil enerjinin bana kendisini kapatmış olduğunu farkındayım. Dişil enerji artık benimle alakalı hiçbir şey görmek, duymak, bilmek istemeyecektir. Bana karşı keskin tavrını kullanacaktır. Ya beni tamamen bitirecek, hayatına bir başkasını dahil edecek veyahut geri döndüğümde benden bazı şart ve koşulları olacak diyor. Bu yüzden diyor, aradaki bozulan dengeleri nasıl dengeye getirebilirim? Nasıl bir adımda eylemde bulunabilirim? Bununla alakalı bazı gitgeller yaşıyorum. Ya da doğru zamanda adımda eylemde bulunabilecek miyim? Çünkü burada gecikmiş olan bir adım var. Gecikmiş olan bir eylem var. Diyor ki şimdiye kadar zaten o adımı atmam gerekiyordu. Bu adımı atamadığım için, geciktiğim için şu anda korku endişe çalıştırıyorum. Bu gitgelleri yaşıyorum. Dişil enerjinin sevgisinden eminim. Dişil enerjinin duygularından eminim. Ama ilahi plandan, ilahi sistemden öyle bir fırsat verilmeli ki bana o somut adımda, somut eylemde bulunabileyim diyor. Peki olası süreçle alakalı niyetin nedir? Soru soracağım. Peki. Şimdi şu önünü görememesi, yolunu görememesi neyle alakalı diye sorduğumda, çünkü DNA konusunda kişi önünü göremiyordur. En başında söylediği o karanlık yani karanlık düşünceler kartında size tavsiye ettiğim gibi. Yani sırtımda çok büyük yükler var. Özellikle de işle alakalı, parayla alakalı konularda. Çok çalışmam lazım. Bu yüzden bir mücadele içindeyim ve ben bu mücadelenin üstesinden gelirim. Evet, ben bu yükleri kaldırabilirim. Ben bir şekilde hani ölüm yolumu görebilirim gibi bir inancı olduğunu ifade ediyor. Olası süreçle alakalı burada gerekirse kurnazlık yapabilir. Bir şekilde sizin ilginizden, alakanızdan, sevginizden çalmak adına böyle bir gizli saklı hareketler, gizli saklı eylemlerde bulunma olasılığı var. Olası süreçle alakalı şöyle bir inancı var. Evet, bazı durumlar yaşadık ama bu hayatımızda bir miladi bir durum oldu. Bundan sonraki sürecimizde ise yani artık taçlı bir dönem, taçlı bir zaman dilimi başlayacak bizim için. Tek istediğim şey kutlamalar yapmak. Çünkü dişil enerjinin beni zaten olduğu halimle kabul edeceğinin farkındayım. Beni, hani şöyle bir ifade var, beni annem bile böyle sahiplenmedi. Annem bile bana bu şekilde hissettirmedi. Beni koşulsuz sevgiyle sevdi. Benimle alakalı o kadar şey bilmesine rağmen kendi içine sakladı. Bendeki o iyi tarafı, kötü tarafı, karanlık tarafı, aydınlık tarafı gördüğü halde hani benden vazgeçmedi. Eminim ki olası süreçte ona adımda, eylemde bulunduğum zaman, onu geri kazanabilmek adına mücadelemi gördüğünde beni yine kabul edecektir İnancı olan bir aklımızdaki kişi var. Son olarak bu ilişkiyle alakalı işaret kartlarımız ne söyler? Bu ilişkiyle alakalı nasıl bir mesaj almalıyız? Neyi bilmeliyiz?
Tamam, iki tane alalım sadece. Şimdi yaşam amacına odaklan. Ya da yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et diyor. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbest yapmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak diyor. Yani buradaki sürecinizde yaşadığınız hiçbir şey, en başında da söyledik ya, yaşadığınız hiçbir şey tesadüf değil. Burada belli ki bu süreçleri, bu dönemleri deneyimlemeniz gerekiyormuş. Artık enerji akışınızı yavaş yavaş keserek akışa bırakmanızı tavsiye ediyor. Şimdi bir de melek kartlarıma sormak istedim. Melek kartlarımız buradan ne söyleyecek bize? Nasıl bir mesaj almamız gerekiyor? Yüreğindekini söyle. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde de sevginin pembe gülleri açar. Bu el enerjiye hitafen bir cümle ve güzellik. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanında yansımasını izle. Bu da dişil enerji için. Belli ki el enerjiler. Olası süreçle alakalı dişil enerjiye ne hissediyorsanız en güzel haliyle hislerinizi söylemenizi tavsiye ederim. Ama burada sadece söylemek değildir. Yani söz, hani sözler, sözcükler bir yerde inandırıcı olmayabiliyor. Çünkü güven kırıklığı var. Bu yüzden burada ne kadar sevdiğinizi gösterebilirseniz bir o kadar dişil enerjiyi geri kazanabilme şansınız var. Yani bundan çekinmeyin. Elinize bir buket gül alın, çiçek alın, bir şey yapın. Yani gidin sevginizi belli edin, gösterin. Dişil enerji bununla beslenir. Tek yapmanız gereken ilgi, alaka göstermek, sevgi göstermek, aldığınız sevgiye karşılık verebilmek. Tek yapmanız gereken bu. Yani bu yaptıklarınız, bu hatalarınız, yanlışlarının üstüne kendinizi affettirmeniz gerektiğinin farkında ve bilincinde olmanızı temenni ediyorum. Bunu olduran Rabbime sonsuz sınırsız şükürler olsun diyelim. Kötü olanları değişip dönüşmek üzere evrene iade ediyorum. İyi olanları aldım kabul ettim, aldım kabul ettim. Oldu, oldu, oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.